Herkese merhaba. Sesim ve görüntüm geliyor mu acaba? Evet, duyuluyor. Tamam. Tam zamanında başlayalım, gecikmiş olmayalım. Öncelikle katılan herkese zaman ayırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Her ne kadar yavaş yavaş virüs azalsa bile tehlike devam ediyor. Umarım kimseye bir şey olmadan en az hasarla atlatırız diyelim. Bugünkü programımızdan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Sunumu bugün iki kişi yapıyoruz yine. Ben küçük bir giriş sunumu yapacağım. Ürünümüz nedir? Temelde ne yapar? Hangi derdinize derman olabilir? Ben şirketin Nebula'nın kurucu ortaklarındanım. İsim Serkan Atçan tanımayanlar için. Benden sonra da Caner daha teknik detaylar göstermek üzere sunumu devralacak ve canlı ürün üzerinden anlatım yapacak. İstersen Caner kısaca sen de kendini tanıtabilirsin. Tabii. Merhabalar öncelikle herkese. Caner Dallı ben de. Nebula Bilişim'de teknik müdürlük görevini yürütüyorum. Serkan Bey'in bahsettiği gibi size bugün zafiyet yönetimi ürünümüzle ilgili teknik detayları özellikle ben canlı uygulama üzerinden gösteriyor olacağım. Detayları aktaracağım. Tamam, hızlıca geçiş yapıyorum. Öncelikle neden bir zafiyet yönetimi ürüne ihtiyacımız var. Yani Nebula niye böyle bir ihtiyaç duydu da böyle bir ürün geliştirme zahmetine girdi? Çok kısaca ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz bilgi güvenliğinin birinci adımı aslında zafiyet yönetimi. Elbette ki hepimiz sistemleri yönetiyoruz. Elimizden geldiğince sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz ama eksikliklerimizi görecek bir üçüncü göze ihtiyacımız var. Bu bütün regülasyonlar gereği zaten zorunludur. ISO 27001 belgesi alacaksak, efendime söyleyeyim, PCI veya COVID gibi standartları izleyeceksek zaten bunlar zorunluydu. Fakat her firma yapmak zorunda değildi. Her firma ISO 27001 almıyor sonuçta. Ama kişisel verilerin korunması kanunu ve Avrupa'daki benzeri GDPR nedeniyle artık zafiyet yönetimi zorunlu hale geldi. Zafiyet taramayla zafiyet yönetimi arasında da çok küçük bir fark var. Çok kısa da ondan bahsetmek isterim. Zafiyet tarama bir kere yapılan bir şeydir. Bir kere tararsınız, problemleri görürsünüz, giderirsiniz veya gidermezsiniz. Ama regülasyonların tamamında zafiyet yönetiminden bahsediliyor, taramasından değil. Ben kısaca regülasyonların bazılarını hatırlatmaya çalışacağım. Ondan sonra temel özelliklerimizi anlatmaya çalışacağım. İlk ekranda gördüğünüz şey kişisel verilerin korunması kanunu. Burada kurul tarafından yayınlanmış teknik ve idari tedbirler rehberinde, kişisel veri güvenliği rehberinde ilgili alanı taradım görebilirsiniz. Güvenli olarak ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin sonucuna göre değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Yani diyor ki zafiyet taramaları yaptıktan sonra test sonuçlarını değerlendirip gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin yapılması gerektiğini söylüyor kanun. Eğer bunları yapmazsak KVKK'dan kaynaklı 6698 sayılı kanundan kaynaklı ceza mesela bir bilgi güvenliği yönetim sistemi bunun da A12. maddesinde çeşitli zafiyet değerlendirmeleriyle alakalı açıklıkların tespiti ve yönetimiyle alakalı maddeler var. Tek tek okumak istemiyorum. Hızlı geçiyorum. PCI birazcık daha kapsamlı bir teknik standart olduğu için daha teknik yazmışlar. Burada bir iki bir şey söylemek isterim. 6.1. maddesinde sadece zafiyetleri tarabul yönetlemiyor. Aynı zamanda bu zafiyetlere bir ranking yani skorlama, puanlama vererek risklerini bu şekilde yönetmeye çalışıyor. Burada CVSS'i base alıyor, standart alıyor. CVSS Mitra tarafından üretilmiş bir zafiyet skorlama sistemi. Nasıl çalışıyor? Bir şablonu var. Zafiyet ortaya çıktığında bu şablona göre otomatik bir puan üretilebiliyor. Şablon neye göre veriliyor? Zafiyet kendi kendine bulaşabilen bir zafiyet mi? Veri sızıntısına sebep olan bir zafiyet mi? Sistemlerin hack edilmesine, kullanıcı bilgilerine ulaşmaya neden olan bir zafiyet mi gibi çeşitli kırılımları var. Buna göre zafiyetin ne kadar önemli bir zafiyet olduğunu puanlayan bir sistem CVSS. Bizim önümüzde bir parçası var. O yüzden anlatmak istedim.
PCI'de ama başka bir madde daha var. 11.2. maddesi. İç ve dış testleri mutlaka zafiyet taramasında mutlaka çeyrekli, her çeyrekli, 3 ayda bir defa yapılmasını istiyor. En uzun aralıkta. Bunu kendi kendinize yapmanızı istiyor. Bu PCI'de çok sık karşılaşılan bir yanlış algılama diyeyim. PCI denetimleri ASV ve QSA dediğimiz şirketlerce yapılması zaten zorunlu. Ama bunun haricinde sistem yöneticilerinin sistemi kendi kaynaklarıyla, kendi imkanlarıyla internal ve external olarak içeriden ve dışarıdan test etmesi gerekiyor. NIST Türkiye'de çok yaygın olan bir standart değil ama yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. İki sebepten. Bir, Amerikan ortaklıkları çok artmaya başladı ülkemizde. Dolayısıyla NIST Amerikan standardı, bazı firmalar buna uymak zorunda kalıyor. İkincisi, NIST'in ürettiği bir cyber security framework var. Bu framework her şirkete açık, herkes bunu uygulayabilir. Bu framework de NIST'in SP800 dokümanını baz alıyor. Buraya hızlıca göz atacak olursak, zaten zafiyet yönetimi tarafında edilebilir, keşfedilebilir, girişim sağlayarak taramadan otomatik trend analizine kadar, yani zamanla sistem iyiye mi gitmiş, kötü mü gitmiş, bunun yapılmasına kadar birçok ister var. NIST'te önemli standartlardan bir tanesi. Bir de bizim SECAP sunumlarımıza katılan müşterilerimiz biliyor. Center of Internet Security üzerinde çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Center of Internet Security'nin de kontrolleri var. Benchmarkların haricinde. Bunda da bir zafiyet yönetimi sistemi üretilmesi isteniyor. Burada direkt bir grafik üretilmiş bunlarla alakalı. Bir zafiyet taraması yapın. Sistemleri güncelleyin ve bunları hem analiz edin, hem raporlayın, hem de ihtiyaç yolunda uyarılar üretin gibi bir yönergesi var. Center of Internet Security kontrollerinin. Bizim kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz Ar-Ge birimimiz tarafından geliştirilen Nebula Secure Vulnerability Manager ürünümüz temelde 6 fonksiyona sahip. Ben bunları kısaca anlatmaya çalışacağım. Caner ürün üzerinden detaylarını göstermeye çalışacak. Öncelikle şunu söylemek isterim. Vulnerability Manager ürünümüz bulutta çalışan bir uygulama. Herhangi bir installation yok. Herhangi bir bilgi birikimine veya uzmanlığa ihtiyaç yok. Sadece taranacak sistemleri ekleyerek direkt olarak taramayı ve analiz yapmaya başlayabiliyoruz. Birinci fonksiyonumuz sunucu tarama özelliği. İnternete açık her türlü sunucuyu, IP'sini veya adresini, FQDN adresini bize verdiğiniz sürece biz bu sunucuları zafiyet taramasına ve port taramasına ekstra tabi tutabiliyoruz. Hangi zafiyetleri var, hangi portlar açık, bunları görebiliyoruz. İkinci temel özelliğimiz web uygulaması taraması. Biliyorsunuz sunucularımız çok kuvvetli olsa bile, çok güçlü ve güvenilir olsa bile web uygulamalarımızdaki hatalar hacklenmemize neden olabiliyor. Ve bu zafiyetleri kapatmak çok kolay olmayabiliyor. Çünkü çoğu zaman kodlarda değişiklik yapmak gerekiyor. Dolayısıyla piyasada da hem sunucuları hem web uygulamalarını tarayan ayrı ayrı ürünler bulunuyor. Biz tek bir arayüzle, tek bir ürünle hem sunucuları hem web uygulamalarını arayabiliyoruz. Tarayabiliyoruz, güvenlik taramasını tarayabiliyoruz. Bütün bunlar internet üzerinden internetten erişilebilir sunucular yapılabiliyor. Üçüncü temel özelliğimiz lokal tarama yapabiliyoruz. Lokal taramada kendi sunucularınızı veya PC'lerinizi veya içeride çalışan web uygulamalarınızı taramak isterseniz iki yöntemle lokalinizi tarayabiliyoruz. Ya tarama sırasında otomatik açılan bir VPN ajanımız var. Bunu yerleştiriyoruz sistemimize. Tarama fonksiyonu başladığında bizim sistemimizden bir VPN üretiliyor. Tarama bittikten sonra otomatik kapatılıyor. Eğer VPN tercih edilmezse tamamıyla bağımsız çalışan lokal tarama ajanlarını kullanarak taramayı yapıyoruz. Tarama çıktılarını web portalımıza, management portalımıza manuel yöntemlerle yüklüyoruz ve konsolide yönetime sahip oluyoruz. Dördüncü temel özelliğimiz pasif zafiyet yönetimi dediğimiz özellik. Bunda bir tarama yapılmıyor. Nebula Secure Vulnerability Manager ürünü Mitre'nin zafiyet veri tabanını tamamını download ediyor ve parse ediyor. Kullanıcılarımız kullanmakta oldukları ürünlerin isimlerini, markalarını, modellerini ve versiyonlarını seçerek sisteme filtreler üretebiliyorlar. Söz gelimi Exchange 2000 küsürse ve Service Pack
2 ise söz gelimi veya checkpoint R80 ise beni uyar gibi bir alarm üretebiliyoruz. Bu üretilen alarmlar sonucunda Nebula Security OneLoader Manager ürünümüz Mitre'den veri tabanı çekiyor. Müşteride kullanılmakta olan ürünlere ait yeni bir zafiyet duyurulduysa gün içerisinde alarmını üretiyor ve müşteriyi bilgilendiriyor. Kullanmakta olduğunuz şu ürünler hakkında yeni CV'yi, yeni zafiyet duyurulur diye. Beşinci temel özelliğimiz Serkan Bey sanırım koptu. Bir saniyenizi alalım hemen. Serkan Bey bağlandınız herhalde tekrar. Bağlandım evet galiba gittim geldim ama evet, sesim geliyor tam anlayamadım. Son bir 20-30 saniye kadar bir kayıp oldu. Tamam, o zaman ben geriye döneyim tekrar oradan devam edeyim. En son skorda mı kaldık acaba, pasif zafiyet taramasında mı kaldık? Pasif zafiyet taramasına değindik. Yani tamamlamak üzere isterseniz onu yenilemek adına bir söyleyin. Onun üzerinden devam edelim tekrar. Duyabiliyor musunuz? Ses gidip geldi. Şu an siz beni duyabiliyor musunuz? Şu an duyuyoruz, evet. Tamam. Sanırım benim internetimde bir problem var. Benim sesim herkese gitmediğine göre. Düzeldiyse devam edeyim kaldığım yerden. Ya şu an duyulabiliyor. Tamam, okey. Hızlandırarak devam edeyim. Pasif zafiyet taramayı kapatayım. Bir kısmı duyulmadı anlaşılan. Kabaca sistemimizde kullanmakta olduğumuz Windows, işte firewall, e-mail sunucu ne varsa tamamını sistemimize bir aset olarak tanımlıyoruz, filtre üretiyoruz. Kullanmakta olduğumuz yazılımlarla alakalı bir zafiyet duyurulursa Mitre tarafından anında bundan haberdar oluyoruz. Önlemini hızlıca alınmak adına. Beşinci önemli konumuz skorlama ve raporlama özelliğimiz. Bunu halice Caner anlatacaktır ama kabaca şunu yapmaya çalışıyoruz. Her tarama sonucunda sunucu ve sistem hakkında genel bir puan üretiyoruz. Güvenlik puanı üretiyoruz. Bu puanı tespit edilen zafiyetlerin risk seviyelerine göre ve CVSS skorlarına göre üretiyoruz. Ama bizim mühendis arkadaşlarımızın da güncel atakları izlemelerinden kaynaklı müdahale ettiği konular oluyor. Dolayısıyla güncel bir şekilde skor üretip sisteminizin sağlık durumunu size gösterme şansımız oluyor. Raporlama tarafında da hem taramaların full raporlarını çıkartabiliyoruz. Serkan Bey'in bağlantıda sanırım bir problem oldu. Yine koptu. En son hani kalındığı yerden ben tamamlamış olayım cümleyi. Raporlama kısmında çıkarmış olduğumuz raporlar aynı zamanda uyumluluklara da atıfta bulunuyor. Türkiye Standartları Enstitüsü'ne uyumlu ve ISO 27001'e uyumlu bir rapor çıktısı veriyoruz. Bu rapor çıktılarını da isterseniz soft copy olarak, isterseniz hard copy olarak da kullanabiliyorsunuz, saklayabiliyorsunuz. Bunun dışında da bir güvenlik operasyon merkezi yöneticileri içinde bir ekranlarımız mevcut. Bu ekranlar üzerinde de sürekli olarak sisteminizin zafiyetlerinin döngüsünü takip edebiliyorsunuz. Bunu birazdan yine ekran üzerinde bir monitoring özelliğimizin detaylarını anlatırken değiniyor olacağım. Ben yavaştan istiyorsanız ürünün arayüzünü gösterimine başlayayım ve onun üzerinden de sorularınız olursa chat penceresinden yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca arada es verdikçe detaylarını okuyarak size aktarmaya çalışırım. Şu anda benim ekranımı görebiliyorsunuz diye düşünüyorum.
Anlatmaya başlayalım. Şimdi zafiyet tarama modülümüzün öncelikle bir dashboardumuz var. Zafiyet tarama modülümüzün yani ürünümüzün yönetimini Nebula Siber İstihbarat Servisimizin altında konumlandırdık. Ve ilgili portal üzerinden yönetimini tamamen sağlayabiliyoruz. İlk önce login olduğumuzda sistemimize karşımıza bizi bir dashboard karşılıyor. Bu dashboard'un üzerinde ilk olarak bir CV ekranımız var. Biraz önce Serkan Bey sunumunda kısaca değindi, bahsediyor oldu. Biz hem aktif tarama hem pasif tarama özelliklerine sahibiz. Pasif tarama özelliklerinde bu jargonda kullanabileceğimiz zafiyet tarama modülümüzün, zafiyet yönetim modülümüzün daha doğrusu bir CV listesi var. Biz Mitre'nin veri tabanını alıp parse ediyoruz ve isterseniz bunun size hem filtrelerini oluşturma imkanı hem de alarmlarını oluşturma imkanı sağlıyoruz. Şu anda güncel olarak yayınlanmış ekranda genel istatistik bilgilerini görüyorsunuz. 142.756 adet bir total CV var. Bizim oluşturmuş olduğumuz filtrelere göre bunun şu ana kadar 377 tanesi bizim oluşturduğumuz filtrelerin sonucunda bize bildirilen CV bilgileri. Ve bunun da 5 tanesi bu ay içerisinde bize bildirilmiş. Bunun yıllara göre dağılımı, kritik seviyelerine göre dağılımı, 2020 yılı içerisindeki aylara göre dağılımını izleyebiliyorsunuz. 2019 yılı bir önceki yıl. Vendor listelerine göre dağılımı ve ürünlere göre dağılımını yine bu dashboard üzerinden izleyip alabiliyoruz. Bu özelliklerimizden bir tanesi bunu dashboard'da bir summary ekranda veriyoruz. Tarama özeti ekranımızda bizim aslında sistemlerimizin biraz detayına girdiğimiz bölüm. Biz zafiyet yönetimi modülümüz içerisinde sizlerin bizim sistemimizde taramanızı istediğiniz envanterimizi kaydediyoruz. Ve kaydettiğimiz envanterde siz kendiniz ilgili sistemlerinizde hangi zafiyet taramalarının yapılması istediğinizi kendiniz seçerek zamanlarını da kendiniz belirtebiliyorsunuz. Örneğin bir web sunucunuz var. Bu web sunucunuz üzerinde hem sistem zafiyetinin yapılması, hem port tarama yapılması, hem de web uygulamalarının taranmasını siz kendiniz modül modül isterseniz envanterinize seçiyorsunuz ve bunun taranma zamanlarını sistemimizde belirtebiliyorsunuz. Örneğin her cuma günü saat 12 ile gece 2 arasında ya da belirlemiş olduğunuz saatler arasında ve tekrarlayan süreçlerde bunu tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin her 2 haftada bir cuma günü saat 2'de ya da her cumartesi günü saat 2'de, her salı günü, haftanın her salı günü saat 12 ile 2 arasında gibi çeşitli tanımları sistemimizde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve otomatik olarak bu yapmış olduğunuz tanımlar sistemimizde aktif oluyor ve belirlemiş olduğunuz aralıklarında belirlemiş olduğunuz engine'lerle, tarama metotlarıyla daha doğrusu ilgili taramalarımız gerçekleşiyor. Bu ekranımızda yapmış olduğunuz son taramaların özet bilgilerini görüyorsunuz istatistik olarak. Toplamda ne kadar port bulunmuş en son taramada ve bunun ne kadarı yeni olarak bulunmuş. Ne kadar zafiyet bulunmuş total olarak ve bunun ne kadarı yeni olarak bulunmuş ve düşük riskli olanlar, information riskli olanlar ya da high riskli olanlar şeklinde bilgilendirmeyi de bu ekran üzerinde yapabiliyoruz. Menülerimizde kısa açıklamaları mevcut. Sistemimizi tasarlarken özellikle tüm modüllerimizin mümkün olan en üst seviyede interaktif olarak özelleştirmeye açık bir şekilde yapılmasına özen gösterdik ki istediğiniz filtreleri ve istediğiniz sıralamaları uygulayabilmeniz açısından bütün isimlere göre, host name'lere göre, port tarama istatistiklerine göre sıralayabiliyorsunuz. İstatistik bilgilerine göre filtreleri oluşturabiliyorsunuz. Ekranda birden fazla satırımız varsa bu satırlara göre ekran içerisinde yüklemelerini ayarlayabiliyorsunuz. Tarama özeti ekranımızda port tarama, zafiyet tarama, web uygulaması tarama kısımlarında yine bizi dashboardlarımız karşılıyor. Hangi hostumuzda ne kadar totalde ve ne kadar yeni bir port bilgisi bulundu. Bunların istatistik bilgilerini alabiliyorsunuz. Yine keza zafiyet tarama için de aynı şekilde tüm bilgiyi dashboard üzerinde görebiliyorsunuz. Web uygulaması tarafında da aynı şekilde zafiyetlerimizin risk seviyeleri, hangi hostlarımızda ne kadar adette bulundu, summary olarak, özet bilgisi olarak tarama özeti ekranımızda yer alıyor. Şimdi burada şöyle bir bilgide de değinmek isterim. Port tarama, zafiyet ve web uygulaması tarafında biz sizin seçiminize bıraktık aslında. Hangi sistemlerinizi istiyorsanız bunu uygulayabiliyorsunuz belirttiğim gibi.
Bunu yaparken de şunu hedefliyoruz. Siz bir web uygulamasını taradığınızda aynı zamanda web uygulamasını taradığınız gibi siz web uygulamanızın önünde sizin web uygulamalarınızı koruyabilecek çeşitli sistemlerin de rutin testlerini gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Örneğin WAF'larınız gibi ya da IPS'leriniz gibi. Port taraması kısmında yine port kontrolünü sağlayan ve alarm üreten çeşitli sistemlerinizin rutin denetimlerini gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Bunları yine bizim uzaktan bulut üzerinde konumlandırdığımız sistemle gerçekleştiriyor olmanız mümkün. Aynı zamanda Serkan Bey biraz önce bahsetti, sesi biraz kesildi ama ben de yenilemiş olayım. Bir yerel tarama özelliğimiz de mevcut. Onda detayına değiniyor olacağım. Yerel tarama kısmında hem bir OpenVPN kurarak, yani bizim merkezi tarama sunucumuzla bir VPN bağlantısı yaparak yerel envanterinizi, yerel sistemlerinizi tarayabiliyoruz. Burada az önce bir soru vardı, onu da yanıtlamış olalım bu bağlamda. Biz bu VPN bağlantısını sadece taramanın yapılacağı zamanlarda aktif olarak kullanıyoruz. Bu bir sistem. Sizin sisteminizde bir VPN bağlantısı olacak şekilde bir ajanlı yapı kuruluyor. Ve bu ajanlı yapı üzerinden bir VPN oluşturuluyor sisteminize ve buluttaki sistemimiz üzerindeki ajan, yani tarama engine'leri tamamıyla sisteminize bağlanarak VPN üzerinden yereldeki taramalarınızı gerçekleştiriyorlar. Ve bu yalnızca taramanın yapılacağı zaman kurulan bir VPN bağlantısı oluyor. Bunun dışında sizin yerel sisteminize, yerel ağınıza bir tarama ajanı kurarak, yani tarama engine'lerimizi sizin yerelinizde oluşturarak ve yerelde bir tarama yaparak sadece rapor çıktısını alıp yine bizim raporlama zafiyet yönetimimizin raporlama modülüne entegre ediyoruz ve raporlamasını merkezi olarak size sağlayabiliyoruz. Taramalarımızı gerçekleştirdiğimizde, yani taleplerimizi gerçekleştirdiğimizde ve hangi zaman aralıklarında bu taramaların çalışacağını seçtikten sonra da bizim tarama sonuçlarını izlediğimiz ekranımız var. Öncelikle port scan detaylarına değiniyor olalım. Buradaki dashboardumuz son 5 taramayı hedef gösteriyor. Ve siz dilerseniz bunların detaylarına da ayrıca erişebiliyorsunuz. Üst tarafta hangi tarama yapılmış olan sistemlerimizin bilgisi. Eğer 5'ten fazlaysa adı host altında yer alıyor ve ilgili hostları seçebiliyorsunuz ve detaylarına erişebiliyorsunuz. Burada üst sekmelerde ilgili hostlar içerisinde gezinebiliyorsunuz ve hangi hostun detayına erişmek istiyorsanız onun bilgisine değinebiliyorsunuz. TCP ve UDP olarak grafiklerimiz ayrı ayrı yer alıyor ve istemiş olduğunuz grafikleri burada görebiliyorsunuz. Üzerine geldiğinizde yine sizi bir istatistik bilgisi karşılıyor. Totalde kaç tane bulunmuş, bunun ne kadarı, hangi risk seviyesinde. Ve burada ayrıştığımız güzel özellikler var. Biz hem tüm tarama sonuçlarımızı hem port bazında hem sistem zafiyeti bazında hem de web uygulaması bazında tüm tarama sonuçlarımızı ön tanımlı olarak delta raporlar şeklinde verebiliyoruz. Ve farklı tarama sonuçlarını siz karşılaştırabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz bir açıklama da var. Burada tamamen menü sizi yönlendirebiliyor. Örneğin demo 4 makinemizde yapmış olduğunuz bir port taramasında son 5 tarama istatistik bilgimiz üst tarafta yer alıyor belirttiğim gibi ve alt tarafta da bunun detaylarına sahipsiniz. Bir önceki taramada, bir sonraki taramadaki port sürekliliği devam ediyorsa, yani bir sonraki taramada da aynı port bulunuyorsa bu already exist olarak belirtiliyor sistem tarafında. Eğer yeni bir port bulunduysa bir öncekinde olmayan, örneğin bu sistemde 54-33 portu bulunmuş ama bir önceki taramada yokmuş ve bu kırmızı olarak işaretlendiriliyor. Eğer bir sonraki taramada yine o port kapatıldıysa bir önceki taramada olan, bunu yine siyah olarak işaretlendirip bir sonraki taramada bulunmadığını belirtebiliyoruz. Burada ayrıştırdığımız kendimizi birkaç güzel özelliğimiz de var. Bunlardan bir tanesi de çoğu zafiyet yönetimi uygulamasında port risk seviyeleri yoktur. Biz portlarınızın da risk seviyelerini size tarama sonuçlarınızda verebiliyoruz. Örneğin 80 portu clear text bir porttur. Ve bu bizim için bir medium risk oluşturur. 25 portu da keza bir clear text porttur. Ve üzerine geldiğiniz zaman yine bunların açıklamalarını sistem size gösteriyor olabilir. Örneğin 445 portu Microsoft tarafından kullanılan ve ağırlıklı olarak dosya paylaşımlara erişim için kullanılan bir port türlerinden. 445 portunun internet ortamına sistemlerinizde açık olmasını çok beklemeyiz. Ya da 3389 RDP portunun direkt olarak açık olması çok fazla beklenmez.
Biz bu tarz bir bilgilendirme yakalarsak, örneğin 445 portunun internet ortamına açık olduğunu direkt olarak tespit edersek, bunu yine risk seviyesini high olarak belirtip size bunun bilgilendirmesini ayrıca alarmını oluşturabiliyoruz ve bilgilendirmesini yapıyoruz. Bu ayrıştığımız özelliklerden bir tanesi. Yine taramalarımızın tamamını burada sıralayabiliyorsunuz ve filtrelerinizi oluşturabiliyorsunuz. Örneğin 25 portuna göre bir filtre oluşturduğumuzda taramalardaki 25 portuna göre ilgili filtre çıktısı bize gelebiliyor. Tamamen interaktif menülerden oluşuyoruz. İlgili taramaların tarih bilgisine tıkladığınızda port taramanın detaylarını ekranda görebiliyorsunuz. Seçtiğinizde yapılmış olan tarama tarihlerine göre kliklediğinizde ilgili taramaların bilgilerine yine buradan erişebiliyorsunuz. Severity level'larını isterseniz yine menümüz üzerinden buradan filtreleyerek ilgili bilgilerin gelmesini sağlayabiliyorsunuz ekranımızda. Tarama sonuçlarımızda yine All Port Scans diye bir bölümümüz var. Bu da son tarama sonuçlarımıza göre bizim tüm sistemlerimizdeki port dağılımlarını gösteriyor. İlgili portların bulunmuş olduğu servis bilgileri, portların kapatılmış açık olduğu bilgileri, UDP ve TCP protokol bilgileri, hangi sistemlerimizde kaç adet bulunduğu ve bunların risk seviyeleri yine bu ekranımızda belirtiliyor. Yine aşağı doğru ilerlediğimizde portların servis status bilgileri, severity bilgileri ve port bilgilerini yine merkezi olarak görebiliyorsunuz ve bunların hangi sistemlerde bulunduğu, hangi sistemlerde açık olduğu ya da durumları yine burada size belirtilebiliyor. Bunlar dediğim gibi seçilebilen, filtrelenebilen menüler tamamı. Örneğin Demo 2'yi seçelim. Demo 2'deki görmüş olduğunuz gibi açık ve kapalı, protokol bazlı ve severity bazlı olan port bilgilerini yine bu ekranda size verebiliyoruz. Tarama sonuçları ekranımızda bir diğer alanımızda zafiyet taramaları. Burada biz sistem zafiyetlerinizi hedef alıyoruz. Burada da sizi yine üst tarafta envanter listeniz karşılıyor. Klikleyerek hangi sisteminizle ilgili zafiyet tarama detaylarına erişmek istiyorsanız onun detaylarına gelebiliyorsunuz. Aynı zamanda biz size ön tanımlı olarak son iki taramanın zafiyet karşılaştırmasını da dert olarak bu menümüzde veriyoruz, bu alanda veriyoruz. Siz burada ayrıştığımız özelliklerden bir tanesi de son iki tarama değil, siz istediğiniz tarama çıktısını delt olarak karşılaştırabiliyorsunuz. Örneğin ilk tarihte yapılmış olan tarama ve son tarihte yapılmış olan tarama diye kliklediğinizde sistem size o ilgili iki taramanın karşılaştırmasını sağlayabiliyor. Ve bu tarama karşılaştırmalarımızı da size skor bazlı olarak sunabiliyoruz. Burada scoring mekanizmasının detayından biraz bahsetmek isterim. Biz size bir zafiyet taraması gerçekleştirdiğimizde bunu hem web uygulamalarınızda hem de sistem zafiyetlerinize göre yaptığımızda bir puantajlama üretiyoruz ve bu puantajlama için bir algoritma kullanıyoruz. Burada sisteminizde tespit edilmiş olan zafiyetlerin risk seviyeleri, CVSS skorları, bulunmuş olduğu portlar, bu portların risk seviyeleri gibi çeşitli kontrol mekanizmaları var, çeşitli hesaplama mekanizmaları var. Ve bu hesaplama mekanizmalarına göre taramanın sonucu size bir skorla dönüyor. Ve skorunuz ne kadar yüksekse sisteminizin güvenlik durumu o kadar iyi anlamına geliyor. Skorunuz ne kadar düşükse o kadar riskli olduğunuzu sistem size söylüyor. Üst tarafta skor alanına tıkladığınızda geçmişten günümüze olan taramalarınızın skor değerlerini görebiliyorsunuz. Başka bir sistem. Diğer sistemimiz, Demo 3 sistemi. Tüm sistemlerle ilgili tek tek görebiliyorsunuz. Mesela Demo 3 sistemimizle alakalı ilk yaptığımız taramamızın skoru 60, daha sonra çeşitli açıklar bulunmuş, 22'ye düşmüş ve daha sonra yeniden yükselmiş ve 73 puana gelmiş. Bu şekilde grafiksel olarak lineer şekilde risk skorlarınızı sistem üzerinde görebiliyorsunuz. Belirtmiş olduğum gibi istediğiniz tarama sonuçlarını karşılaştırabiliyorsunuz ve delta raporunu alabiliyorsunuz. Ve burada güzel özelliklerimizden bir tanesi de yine port tarama ekranında sağlayabildiğimiz gibi
size zafiyetlerinizin bir önceki zafiyetle, bir önceki taramadaki zafiyetle bir sonraki taramadaki zafiyet farklarını verebiliyoruz. Örneğin bir önceki taramada devam eden ve bir sonraki taramada da bulunmuş olan zafiyet devam ediyormuş. Ancak burada 8880 portu ya da 2096 portu üzerinde bir servis tespit edilmiş. Bunu information olarak, low risk olarak sistem vermiş. Burada yine biz zafiyetlerimizi isimlerine göre renklendirmeleri sunarak yüksek riskler kırmızı, low riskler sarı, düşük riskler info olacak şekilde size bunun bilgilendirmelerini taramalarımızda verebiliyoruz. Diğer tarama örneklerinde de size gösteriyor olacağım. Örneğin bir önceki taramada tespit edilmiş ancak bir sonraki taramada kapatmış olmayan zafiyetler yine yeşil olarak sistem tarafından size sağlanabiliyor ve verilebiliyor. Sistemlerde zafiyetlerin bir CVID'si varsa üzerine kliklediğinizde onların detayına da gidebiliyorsunuz. Onun bilgisini de gösteriyor olalım. Farklı bir zafiyet çıktısı farklı bir taramada. Örneğin SSL Defiant ki kliklediğinizde ilgili zafiyetin detayına gidebiliyorsunuz. Zafiyetin bir recommendation'ı varsa kapatılması ile ilgili bunun bilgisine yine ekranımızda ilgili zafiyetin üzerine kliklenerek ilerleyebiliyorsunuz, tespit edebiliyorsunuz. Zafiyetin tüm detayına erişmek istediğinizde ilgili tarih alanına tıkladığınızda zafiyetin o tarama ile ilgili tarama sonucunun tamamını elde edebiliyorsunuz. Tarama sonucuna göre olan isim, açıklık ve recommendation tavsiye size tek bir rapor içerisinde detaylı olarak verilebiliyor. İstediğiniz tarama çıktısının üzerine kliklediğinizde ilgili tarama çıktısına ekrandan gidebildiğiniz gibi üst menüden de ilgili taramaları seçerek detaylarına erişebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Burada yine farklı bir örnek üzerinden gidelim. Mesela farklı bir zafiyet tarama çıktığımız. Burada skorumuz 45'miş. Medium seviye bazı açıklarımız var. CV bilgisinin üzerine kliklediğimizde ilgili CV bilgisinin detayına gidebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen interaktif bir menü üzerinden süreç takip edilebiliyor. Zafiyet taramalarımızla ilgili ve CVSS skorlarımız yine menüde yer alıyor. Tamamıyla yine filtrelenebilir menüler üzerinde ilerliyoruz. Örneğin CVSS skoru 5 olanları getir dediğimizde filtre buna göre çalışıyor ve sonuçlar karşımıza filtrelenerek ulaşabiliyoruz, gelebiliyor. Yine zafiyet tarama modülümüze benzer olarak web uygulamaları içerisinde benzer bir ekranımız var. Yine envanterimiz üzerinde kliklediğimizde ilgili sistemlerimizin detaylarına erişebiliyoruz. Yine onların skor çıktılarını burada görebiliyoruz. Üzerine kliklediğimizde dağılımlarını izleyebiliyoruz. Yine burada tespit ettiğimiz zafiyetler bir sonraki taramada kapatıldıysa yine onları yeşil olarak işaretliyoruz. Devam ediyorsa already exist olarak yine beyaz işaretlemeyle karşımıza çıkıyor. Seçmiş olduğumuz son iki taramaya göre sürekli olarak bu menü güncellenebiliyor ve skor bilgisini de yine burada alabiliyoruz. Zafiyetin üzerine kliklediğimizde ilgili zafiyetin yine detayına ulaşıyoruz. Herhangi bir kapatılmasıyla ilgili bir tavsiye varsa onunla ilgili de detayı buradan alabiliyoruz. Hem zafiyet yönetiminde hem de web uygulaması taramasında bir diğer özelliğimiz de false pozitif bildirimi. Siz, özür dilerim, bir zafiyetinizin sizin açınızdan bir false pozitif, yani tespit ettiğimiz bir zafiyetin sizin açınızdan false pozitif olduğunu düşünüyorsanız bunu seçerek bize istekte bulunabiliyorsunuz. Şurada aşağıda report false pozitif alanımız var. Buna bastığınızda sistem bize bir istek gönderiyor. Ve ilgili zafiyet için sizin bir false pozitif talepte bulunduğunuzu bize gösteriyor. Bizim pentest ekibimiz bu zafiyetin detaylarını inceliyor. Gerçekten bu bir false pozitif durumudur diye kontrolünü gerçekleştiriyor ve yönetici onayına gidiyor. Yönetici onaylarsa bunu, pentester onaylarsa daha sonrasında sizin için bu bir false pozitiftir şeklinde geri bildirimi yapılarak ilgili menü içerisinde bunu görebiliyorsunuz.
Şuradan. Mesela burada bir örneğimiz var. Servisle ilgili bunların fosfosu bilgilendirmesi yapılmış ve bilgilendirme sonuçlarını eğer kabul oldu olmadı şeklinde direkt ekranda size bilgilendirmesi sağlanılabiliyor. Bu fos pozitif olarak addedilmiş bir bilgi. Web uygulaması taramasının dışında bir de yerel taramamız mevcut. Yine benzer bir menüyle size bunu sunuyoruz. Son taramalarımızın karşılaştırması, bunların skor dağılımları, yine zafiyet alanında, yine açıklıkların bilgileri, bunları fos pozitif olarak bize bildireceğiniz ekranlar, CV bilgileri, CV numaraları, tespit edilen port ve servis bilgileri, yine üzerine kliklediğinizde ilgili CV'nin açıklığın detayına ulaşabiliyorsunuz ve herhangi bir tavsiye varsa kapatılmasıyla ilgili, örneğin bir patch uygulanması gerekiyorsa bunun uygulanmasıyla alakalı sizi sistemimiz yönlendiriyor. Bunun dışında yine burada filtrelenen menülerde ilgili filtrelerinizi sağlayabiliyorsunuz. Yine scoring mekanizmamız var. Mesela bu yapmış olduğumuz taramada kritik bazlı bir skor çıkmış bu demo sistemimizde. Ve 11 skorunu almış. İlgili skoru da yine her modülümüzde olduğu gibi yerel tarama modülümüzde de sizlere sağlayabiliyoruz. Caner, müsaadenle araya gireyim mi? Hazır bağlantı güzelleşmiş. Tabii. Buyurun. Duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Duyabiliyoruz Serkan Bey. Sanırım yine bir bağlantı problemi oldu Serkan Bey'de. Ben devam ediyor olayım. İlgili bir yorumu olursa Serkan Bey'in dinliyor oluruz. Tarama sonuçları. Serkan Bey beklerken biz de eğer sorular varsa onları biraz okuyayım ben. Almaya çalışayım. Sesim geliyor mu? Şu anda duyuyoruz Serkan Bey, evet. Evet, tamamıyla bir internet sefilliği yaşıyorum şu an, kusura bakmayın. Ben de tam araya girip soruları zaten aktarmak istiyordum. Öyle mi? Tamam, dinleyelim. Bir tanesi web uygulama testlerindeki web authentication gerekiyorsa bunu destekliyor musunuz diye bir soru var. Evet, destekliyoruz. Cookie authentication da destekliyoruz. Web üzerinden sağlanan çeşitli otantikasyon mekanizmaları var. Bunlar sistemimizde tanımlanabiliyor ve daha detaylı bir web uygulaması taraması sağlayabiliyoruz. Biz de tarama aramacıyla alakalı iki soru geldi aslında. Bir tanesi false pozitiflerle alakalı bir soruydu ki onu zaten sen cevaplamış oldun otomatik olarak. Diğeri tarama motorlarıyla alakalı. Arkada hangi engine'ler çalışıyor gibi bir soru var. Bizim ana tarama motorumuz Nessus gibi, özür dilerim, OpenWAS gibi açık kaynak kodları ile yayınlanan tarama araçları, ama Nessus Pro'yu da support ediyoruz. Tarama Nessus Pro'nun veya Nessus ürünlerinin tarama sonuçlarını export edip bize import edebiliyorsunuz. Dolayısıyla elinizde herhangi bir lisans varsa Nessus'la alakalı iç taramalarınızı kendiniz yapıp tarama sonuçlarını daha iyi analiz etmek için buraya yükleyebiliyorsunuz. Son soru lisanslamayla alakalı. Yıllık abonelik lisansıyla satılıyor ürünümüz. Taranacak olan IP ve web uygulaması sayısına göre belirleniyor fiyatı. Şimdilik görebildiğim sorular bu kadar. Devam edebiliriz. Tamam. Tarama detayı ekranımıza biraz değinelim. Burada da yine ayrıştığımız güzel bir özelliğimiz var. Tarama detaylarında sistemlerinize göre zafiyetleri gruplayıp ya da port bilgilerini gruplayıp size sağlayabiliyoruz. Örneğin group by host dediğimizde ilgili hostlarımıza göre bulunan son taramaya göre port çıktıları ve bunların özet bilgileri. Yine grafik ekranımız üzerinde bunları alabiliyoruz. Yine şundan da bahsediyor olalım. Bu grafiklerimiz de bir seçime tabidir. İstediğiniz bilgilerin üzerine kliklediğiniz zaman
filtrelerini uygulayabiliyorsunuz. Örneğin sadece yeni tespit edilmiş port bilgisini göster ya da totalle birlikte göster şeklinde kilitlenebilen bir menümüz var. Bir diğer burada ayrıştığımız bölüm de biraz önce bahsettiğim gibi hem gruplara, hostlara göre hem de hostlarda tespit edilmiş portlara göre de gruplama sağlayabiliyoruz. Örneğin 33.459 portu benim 3 tane demo sistemimde varmış. Bunları da yine bu şekilde gruplayarak görebiliyorum. Zafiyetler için de keza aynı yöntemi kullanabiliyoruz. Örneğin demo 6 sistemimizde olan, demo 2 sistemimizde olan zafiyetler ve bunların istatistik bilgileri verilebildiği gibi group by vulnerability dediğimizde de ilgili zafiyetler kaç tane farklı diğer sistemimde bulunmuş adet olarak bana söyleyerek verebiliyor. Örneğin bu servis get request yapılabilen 3 tane sistemimde varmış. Onların ortak kullanılan port bilgileri. HTTP server type and version alınabiliyormuş mesela burada. Demo 2, demo 3'lü ve demo 9 sistemlerinden. Bunların ilgili port bilgileri. Gördüğünüz gibi bunları da bir gruplama mekanizmamız sistemlerimizde mevcut. Aşağı doğru indiğimizde de bizim sistemlerimizin bilgilerine göre de menümüzü kullanabiliyoruz. Demo 9 için yüksek riskli olanlar. Klik dediğimizde yine buradan da detaylarına erişebiliyoruz ve gidebiliyoruz. Menümüze gidelim. Scan history, tarama history alanımız var. Burada da size scoring mekanizmamızın tarama geçmişine göre sunuyoruz. Yine bunları kliklediğinizde hangilerinin gösterilmesini istiyorsanız bunu sağlayabiliyorsunuz. Yine bunu hem web uygulaması tarafında hem de zafiyet tarafında kullanabiliyorsunuz. Taramalarınızın çıktı ve özeti yine burada yer alıyor. İlgili sistemlerimize göre skorlarınız, taramaların skorları, bunlardan ne kadar medium, ne kadar low, ne kadar info, ne kadar high bulunmuş, bunların özet bilgileri. Yine tarama tarihlerinin üzerine kliklediğinizde ilgili taramanın da referans olabileceği ekrana sistem sizi yönlendiriyor. Ve yine burada ilgili detayları da alabiliyorsunuz. Bu ekranımızda son 25 taramanın genel bir istatistik bilgisini sizlere sağlıyoruz. Son 25 taramanın direkt olarak lineer şekilde, yatay şekilde scoring bilgisini ekranlarınızda izleyebiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz, raporunu alabiliyorsunuz. Monitörlerimizde, CCTV monitörlerimizde izleyebilmek adına bir geçiş sağlayan, istatistik bilgileri sağlayan bir izleme ekranlarımız, monitoring ekranlarımız da mevcut. Örneğin biraz önce göstermiş olduğum menülere göre tamamen özelleştirilebilir ve sizlerin özelleştirebileceği ve monitörleriniz üzerinde otomatik geçişlerin sağlanabileceği dashboardlar size sunabiliyoruz. Örneğin bu zafiyet yönetimiyle alakalı total CV bilgilerinin yer aldığı ve host bilgilerinizde geçmişe dönük olarak tarama bilgilerinin yer aldığı ekrandı. Ekran otomatik olarak değişim gösteriyor ve burada web uygulamasına göre son yapılmış olan zafiyetinizin bir sisteme göre çıktısını yine burada özet olarak görebiliyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Belli aralıklarla istemiş olduğunuz ekranlara göre sistemler, özür dilerim, yapımız otomatik olarak refresh oluyor ve dönüyor. Ve tamamını siz özelleştirebiliyorsunuz. Ve bizim arkadaşlar da, operatörlerimiz de bunları sizin adınıza onaylayıp, yorumlayıp ilgili hazır dashboardları sizlere sağlayabiliyorlar. Yine burada sistemlerin taramasıyla ilgili bir zafiyet çıktı bölümü. Bu arada sesim net gelebiliyor mu? Duyulabiliyor mu? Geliyor, evet. Geliyor.
Görüntün gitti ama. Şu anda görebiliyor musunuz? Bugün bağlantıyla ilgili biraz sıkıntılar yaşadık. Talihsiz bir durum oldu. Görüntü var ekranda. Tamam, görebiliyor musunuz şu anda? Tamam, güzel. Yani monitoring ekranımızdan da kısaca bahsetmiş olduk böylece. Tekrar bir paylaşımı kapattım, ekran görüntüsünü. Sistem için şu anda bağlantım kuruldu. Hemen giriş yapıyorum ve sizler için tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Evet. Export, screen report diyelim. Aynen, bu menüde kalmıştık. Tarama sonuçlarımızı Türkiye Standartları Enstitüsü'ne göre ve bahsettiğim gibi ISO 27001'e uyumlu şekilde ve hangi tarihte yapılmış taramayı seçersek o taramayı alacak şekilde sistemimizde sizlere sağlayabiliyoruz. Yukarıdan save dediğinizde bunun PDF halini sisteminize alabiliyorsunuz ve kaydedebiliyorsunuz. Yine bu rapor içerisinde zafiyet taramanızla ilgili ya da web uygulamalarınızın taramasıyla ilgili, portla ilgili, o sistemle ilgili tüm bir rapor çıktısını size sunuyoruz. Bu raporunuzun içerisinde bir giriş bilgisi oluyor. Sizin güvenlik skorunuzla ilgili bir açıklama oluyor. Ve bu raporu hem size özel hazırlayabiliyoruz hem de operatör yorumları katabiliyoruz. Yönetici özetiniz oluyor, teknik özetiniz oluyor. Ve grafiksel olarak size bu raporun tüm çıktısı detaylı bir şekilde hard copy ve soft copy olarak dediğim gibi paylaşılabiliyor ve export alınabiliyor. İlgili zafiyetlerin detayı, kapatılması için tavsiyeler, etkilenen sistemlerin ne olduğu, risk seviyelerine göre renklendirilmiş halleri direkt olarak raporumuzun içerisinde yer alabiliyor. Ve tüm raporun detayına buradan da erişebiliyorsunuz. Zafiyet yönetimi modülümüzde bir diğer özelliğimiz de CV bilgileri. Mitre database'inden CV bilgilerini alıyoruz. Bahsettiğimiz gibi bunları parse ediyoruz ve sistemlerimizde sizlere raporlamasını sağlayabiliyoruz. Siz bunu hangi amaçlarla kullanabilirsiniz? Kullanabileceğiniz amaçlardan bir tanesi sizin kendinizin kullanmış olduğu üreticilere ait versiyonlar, sürümler, uygulamalar, işletim sistemleri. Bunların tamamına yakınını bizim arayüzümüzü kullanarak filtreleyebilirsiniz ve uygulayabilirsiniz. Örneğin CV filter bölümü, ne diyelim, McAfee üretici ve McAfee'nin e-Police Orchestrator uygulamasına ait. Majör ve minör sürümlere kadar detaylı bir şekilde yayınlanmış olan CV bilgilerini hem uygulama bazında hem işletim sistemi bazında detaylı bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunların level'larını belirtebiliyorsunuz. Sadece high'ları getir ya da medium'ları getir ya da all şeklinde getir. Sağlanabiliyor. Örneğin McAfee'nin e-Police Orchestrator uygulaması ile ilgili filter dediğim zaman sistem bana o vendor'a ait bu uygulama setiyle ilgili versiyonlara göre ve kritiklik seviyelerine göre açıklık bilgilerini getirdi. Ve bunlar kliklenebilir menüler. Örneğin 5.9 versiyonunda bir tane varmış. Kliklerim 2019 yılında çıkmış. CV'nin detayına yine buradan erişebiliyorum. Bununla ilgili üreticinin vermiş olduğu herhangi bir tavsiye varsa yine bu referans kliklerinden bunlara gidebiliyorum. Mesela Vendor Advisor'ı burada varmış bir zafiyette. Kliklediğimizde yine üreticinin yayınlamış olduğu bilgiye keza buradan erişebiliyoruz. Soru varsa isterseniz soru alabiliriz Serkan Bey. Şu an chat penceresinde bir soru görünmüyor. Tamam. O esnada ben kısa bir toparlama yapmak istiyorum. Çok kısa ben bir şeyden daha bahsedeceğim. Hani, son olarak tekrardan ekranımı paylaştırıyorum. Zafiyet yönetimi tarafında bir diğer özelliğimiz de SSL konfigürasyonlarınız, yani sertifikalarınızın
biz Nebula Siber İstihbarat çerçevesinde izleyebiliyoruz. Ve zafiyet yönetimi kısmında da aynı zamanda sizin SSL sertifikalarınızın, HTTPS üzerinde örneğin servis veren SSL sertifikalarınızın konfigürasyon güvenlik kontrollerini de yapabiliyoruz. Bununla ilgili de bir çok kısa size bir göstereyim. Hani nasıl yapıldığına dair. Örneğin burada demo sistemlerimizden bir tanesini kullanmış olduğu zafiyet. Örneğin Şaban kullanıyorsanız ve versiyon 3 kullanıyorsanız bu sizin otomatik olarak araya girerek trafiğinizin izlenebildiği anlamına geliyor. Ve biz birçok SSL, TLS güvenlik kontrolünü kendimiz sizin sistemlerinizde sağlayabiliyoruz. Sertifikalarınızda aynı zamanda bu güvenlik kontrolleri tuttuktan sonra bunlarla ilgili bir kullanmış olduğunuz cipher'larda herhangi bir güvenlik zafiyeti var mı? Protokolünüzde bir güvenlik zafiyeti var mı? Ya da en bilinen SSL zafiyetlerini kontrol ederek bunlarla ilgili bir açıklık var mı? Bunların bilgilendirmesini yapabiliyoruz. Örneğin versiyon 3 kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? İşte TLS versiyonları ile ilgili bir sıkıntı var mı? Cipher'larla ilgili bir problem var mı? Bunların tüm detaylarını da yine size ekranımız içerisinde sağlayabiliyoruz. Benim bahsedeceklerim bu kadar. Serkan Bey, sizin herhalde söyleyeceğiniz birkaç bir şey vardı. Varsa da soru alabiliriz onun üzerine. Bir toparlayacaktım. Arada bir tane soru geldi. Onu da cevaplamış olalım. Ticketing entegrasyonu var mıdır diye. Spesifik olarak bir herhangi bir ürüne entegrasyon yapmadık. Çünkü çok fazla ürün var entegrasyon yapması gereken. Onun yerine e-mail to ticket sistemiyle e-posta göndererek müşterimizin ticket'ı çevirmesini bekliyoruz. Ama yol haritamızda bir benzer bir özellik var. Sistem yöneticilerinin bilgilerini portalımıza yükleyip kendimizin üzerinde zafiyet bilgilerini kişilere atamak gibi bir roadmap'imiz de var. İsterseniz kendi ticket sisteminizde, isterseniz bizim üzerimizde takip edebiliyor olacaksınız. Toparlayacak olursak biz ISO 27001 veya KVKK gibi, bu genel geçer herkese ilgilendirdiği için sadece bu ikisini örnek veriyorum. Regülasyonların ve kanunların istediği zafiyet yönetimi işlevlerinin tamamını yapıyoruz. Port taraması yapıyoruz, sunucu taraması yapıyoruz, web uygulaması taraması yapıyoruz, lokal tarama yapıyoruz. Bu taramalarda yeni bir açık port bulunursa, yeni bir zafiyet bulunursa otomatik alarm gönderiyoruz. Geçmişte bulunmayan bir zafiyet artık bugün bulunuyor şu sistemde diye veya geçmişte hizmet vermeyen bir servis artık hizmet vermeye başladı gibilerinden. Diğer yandan scoring sistemimiz var, bu önemli. Hani eğer tarama yaptığınız sistem sayısı 10, 20, 30'un üzerindeyse nelerin daha yüksek riskli, nelerin daha alçak riskli olduğunu bilmemiz gerekiyor. O bakımdan sistemimiz hem zafiyet tarama motorlarıyla gelen high, medium, low seviyesinde zafiyet önceliklendirmesini hem CVSS skorunu takip edebiliyor. Hem de bizim arkadaşlarımız güncel bir tehdit dolaşıyorsa eğer internette çeşitli zafiyetlerin risklerini arttırabiliyor. Nedir? Söz gelimi geçtiğimiz günlerde Exchange ile alakalı bir problem vardı mesela. E-mail sunucusu ile alakalı. Bizim ekibimiz bu problemin dünyada yayılmaya başladığını görünce bu zafiyetin skorunu yükseltebiliyor. Böylece siz grafiklerde güncellenmiş bir skor görüyorsunuz. Çünkü CVSS ve high, medium, low skorları her zaman aynıdır, değişmez. Ama güncel bir tehdit varsa biz onu önceliklendirebiliyoruz. Dediğim gibi herhangi bir değişiklik olursa, herhangi bir zafiyet çıkarsa, sunucularda yeni bir servis başlarsa, örneğin RDP, dışarıya ITG izni çıkıyor mesela. Genelde küçük şirketlerde olan şeyler bunlar. Daha kolay işlem yapabilmek için RDP açıyor ama bu bize büyük bir risk oluşturuyor. Eğer sistemimiz RDP'nin dış internete açıldığını tespit ederse bunu direkt olarak alarm olarak üretebiliyor ve risk olarak işaretleyebiliyor ki virüsün yaşandığı ve herkesin uzaktan çalıştığı bu günlerde önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Delta raporlama zafiyet yönetim bakımından önemli bir mesele. Bir önceki taramadan veya bir ay önceki taramadan veya üç ay önceki taramadan şu anki farkımız nedir? İyileştik mi, kötüleştik mi gibi raporları on demand olarak istediğimiz zaman gidip sorabiliyoruz.
Ama onun haricinde zaten yazılım bir timeline üzerinde skorumuzun nereden nereye gittiğini bize harita olarak gösterebiliyor. Dolayısıyla hiçbir zahmete girmeden ön tanımlı tarama programlarıyla söz gelimi her hafta sonu şu sistemlerimi şu saat aralığında tara dediğimizde zaten bu dashboardlar otomatik üretiliyor. Otomatik olarak raporlanıyor. Hatta e-mailleniyor. Son olarak SOC CCTV özelliği de var. Bu da güzel bir özellik. Siz hiçbir şey yapmadan izleme ekranlarınızda bizim yayınladığımız SOC CCTV ekranlarını izleyebilirsiniz. Bunlar tabii ki müşterilerimiz tarafından kolayca özelleştirilebilen ekranlar. Ne önemliyse sizin için onları koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla taramalar yapıldığı sürece SOC CCTV özellikleri de ekranları da otomatik olarak güncelleniyor. Caner'in de bahsetmediği çok küçük bir fark var. Şimdi aklıma geldiği için ondan da kısaca bahsedeyim. Scoring tarafında bir önemli özelliğimiz daha var. Bizim biliyorsunuz Nebula Siber İstihbarat Servisi adında başka bir ürünümüz daha var. Bu ürünle birlikte çalıştığında zafiyet tarama yazılımımız. Eğer sizin şirketiniz hakkında sosyal medyada Perspin'de, GitHub'da, Dark Web'de bilgiler sızıyorsa scoring'i buna göre düzenleyebiliyoruz. Dolayısıyla kümülatif bir scoring üretebiliyoruz sistemlere karşı. Kabaca toparlamış oldum. Ekstra başka bir soru görünmüyor. Bugünkü bağlantı problemlerinden kaynaklı özür dileriz. İki defa Zoom'un agent'i güncelledi bende. Evdeki internet koptu. Mobil internete geçmek zorunda kaldım. Sürekli burada alarm gördüm. Sesim gitmiyor gibilerimden. Tekrar kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebepler için. Benim de ekran ara sıra kilitlendi. Kusura bakmayın. Yani bugün böyle bir aksilik oldu küçük. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sorularınız olursa satış ekibimize iletebilirsiniz. Müşteri temsilcinize iletebilirsiniz. Kimseyi tanımıyorsanız satış@nebulabilişim.com.tr'ye e-post olarak sorularınızı iletebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın.